İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sunar. Karvan sunduğu Çekirdek Tayfa Ekstra'ya hoş geldiniz. Beşiktaş İstanbul Spor maçıyla beraberiz. Hani böyle hikayesi çıkar mı bilmiyorum ama Fatih Tekke bir dönem Beşiktaş forması da giymişti. Giymişti ama Fatih Tekke bir Trabzonspor efsanesidir. net. Evet, müthiş golcüydü bu arada. Bu evet. arada Zenit'te falan da Avrupa Kupası kazandı yani. Öyle şey yok yani. Hakkı tam verilmeyen evet. golcülerimizden bir tanesi Türk futbolunun ki adı da şu anda Trabzonspor için anılan isimlerden bir tanesi. Teknik tek, direktör. Trabzonspor, tek, tek, Trabzonspor işte. taraftarının da teveccüh gösterdiği isimlerden bir tanesi. Ama İstanbulspor'la şu anda birlikte kalma savaşı veriyor ki son 3 maç mı? Hatırlamıyorum 3 maçtır da 3 puanla evet. ilerliyorlar diyelim. Şimdi önce Beşiktaş tarafına bakalım. Beşiktaş artık yavaş yavaş birbiriyle oynama alışkanlığı edinen, edinmiş bir takım haline geliyor. Tabi ligin bu haftasında bunu edinmesi çok fazla. En azından bu sezonu kurtarır mı? Belki Avrupa potasına girmek, böyle bir sezonu Temmuz'da açacak da olsa bir Avrupa mücadelesine girmek açısından avantajlı olabilir ama yavaş yavaş artık birbiriyle uyumlu olan, bir Abu nasıl kullanması gerektiğini bilen, beklerden nasıl katkı almasını bilen ki Onur Bulut'un burada çok önemli bir katkısı var. Orta sahada, merkezde top ayağına geldiği zaman nasıl kullanmasını gereken gerektiğini bilen ki burada Hacı Ahmetov için çok büyük bir katkısı var ki dikkat ediyorsan katkıların hemen hemen hepsi yeni transferlerden evet. yapılıyor. Bu da biraz işte hep söylediğimiz şey. Valerian İsmail ve onun kurduğu takımla Şenol Güneş o takımla oynayamaz. Çünkü bambaşka evet. futbol akılları. Şenol Güneş kendi takımını kurduğu zaman biraz daha ritmini bulan bir takım görüyoruz. Burada en uyumlu olan parçaları da açıkçası birbiriyle düşündüğümüzde ben e, Masuaku, hı hı. Getson, Abubakar şöyle yapalım hı hı. ve hepsiyle bağlantı kurabilen Hacı Ahmet evet. olarak görüyorum. Burada Beşiktaş için kritik noktalar. İstanbulspor'un gelişen bir oyunu var ama savunmada hala tek hamleli profiller. Yani burada Mehmet de oynasa, Simon Deli de oynasa, daha önce izlediğimiz stoperleri de oynasın. Hamleler tek yani topa hamle yaptı aldı mı alıyor tekrar ayağından da alma ihtimali yok seni de oyundan düşürüyor ama bu üç ihtimalli almama alma ihtimali daha düşük çünkü evet. iki tane faul yapma ve alamama ihtimali var bu tek hamleli stoperlere karşı Abu Bakar gibi kısa mesafeli oynayan ve kısa mesafede patlayıcılık özelliği olan bir santraforla oynamak Beşiktaş'ın avantaj önemli olan bu kısa mesafede tek hamleli santraforlara karşı Abu Bakar'ı doğru topla besleyebilmek. Abu Bakar'ı doğru topla beslemek biraz daha savunmacıyla arasını açtığı anda yüzünü savunmacıya dönüp onu karşısına aldığı anda etkili kılmak. Bunu yapabilmek için de yine Hacametovic'e, Getson'a çok önemli işler düşüyor. Diğer tarafta Beşiktaş'ta var olanları konuşuyoruz ama artık var olan olması gereken isimler var. Yani Redmond evet tamam bir şeyler var ama futbolda en önemli şey yok. Son karar. Evet. Ya son noktada hangi pası vereceği, hangi şutu hangi, çekeceği hangi noktası. açıdan hangi şutu çekeceği hepsi sıkıntı. Orada evet. bir şekilde ben bu takım artık Maxim'in adapte edilmesi gerektiğini düşünüyorum ki Maxim'in adapte edilmesi Getson'la da olur. Bunu bir Gezal'ın kullanıldığı gibi sağ kenar oyun kurucu olarak kullanabilirsiniz. Çünkü Onur Bulut gibi zaten bütün çizgiyi kullanabilen bir bekiniz var. Ya da Salih'ten vazgeçip Getson'u 6-8 ile göre paylaştığı Hacı Ahmet kullanıp maksimi evet. evet burada 10 gibi de kullanabilirsiniz. Kenar bölgesine başka bir oyuncu çekebilirsiniz. Hatta Şenol Güneş'in aklında var mıdır bilmiyorum ama açıkçası ee, şöyle bir şey de geliyor benim aklıma Onur Bulut transfer olduktan sonra özellikle Onur'u önde kullanıp Hı -hı. Yani rozya Onur ikilisi İkisi. De yapılabilir mi diye böyle aklımdan geçiyor. Çünkü Onur normalde Almanya çıkışından itibaren ön oyuncusuydu. Ki ilk sezonda yanlış hatırlamıyorsam 6 gol 7 asist ve evet. tam tersi 7 gol 6 asistlik bir performansı Bayağı vardı bir ki. Bayağı santrafor gibi. Bayağı kenar var, o şekilde evet, kenar forvet bir oyuncuydu. Bu kadro yapısı biraz Şenol Güneş'in elini güçlendiriyor. İhtimalleri de artırıyor. Burada az önce söylediğim bağlantıları doğru kurmak, Beşiktaş'ın Abu Bakar'ı da doğru yerde topla oluşturmak avantaj. Ama İstanbul Spor'da fena bir takım değil. Özellikle son evet. haftalarda fena işler yapmıyorlar. Tek soru işareti Fatih Tekke son maçtan sonra bizim için çok zor ama Beşiktaş'a da üstünlük kurmaya çalışacağız. Yani oradaki bizim için çok zor stratejik mi yoksa Gerçek düşüncesimi biraz İstanbul spor açısından maçı belirleyici evet. olacak mı? Rakibe bir saygı mı? Hani evet. en azından bir camiaya saygı mı? Onu bilmiyoruz. Ya Beşiktaş üzerinden e, biz geçen hafta canlı yayındaydık. Daha önce e, seninle de e, konuştuğumuz Maxim transferinden sonra daha da fazla dillendirdiğimiz bir konuyu e, Ali de çıkıp e, yine taktik tahtasını anlatmıştı. E, sen mesela Maxim burada dedin ya Gezal gibi bir sağ o, oyun kurucu. Ben hani Maksim'in biraz da güçlü ayağını göz önünde tutarak mesela şu olamaz mı diye geçen hafta sormuştum. Yani Maxim'i Bulut çünkü böyle çok kullandığı oyuncuyu hem üçlü hem dörtlü savunmalarda iç bir oyun kurucu olarak yani kenara yakın kaymaları kenara doğru yapabilecek. Son haftalarda Mascherano'nun performansına bakınca bu da olur. O bu, da çünkü tüm çizgiyi kullanabiliyor evet. ama o zaman Şimdi, tamamen vazgeçmiş oluyoruz. He, Olmuyor sağ o, kenarda. Ben ben Jenkins artık solda da çok da fazla olabildiğini düşünenlerden yani, değilim yani. O, MLS transfer evet. haberi çıktıktan sonra de koptu. O yüzden mesela elinizde Salih varken Hazmi Mutlu varken hiçbirisinden vazgeçmeden sadece bir Redmond'u kenara alarak da bir kurgu yapılamaz mı? Yani şöyle söyleyelim: Amir, Salih, Getson, Maxim ve yine maç içinde doğru kaymadır. Bu sefer sola doğru yapabilirsiniz top rakibinize geçtiği zaman. Yani şöyle bir baklava. Yani 4-4-2. Bu, bu üçlünün kendi içerisinde bir rotasyonu. Rotasyonu. Kendi içerisinde rotasyona girerek işte sağa kayması gerekiyorsa sağa kayacak. Sola kayması gerekiyorsa sola kayacak. Başakşehir maçında ilk atılan goldeki gibi o üçlü o baskıyı başlatacak. O sırada Maksim kayabilir. E, Abu Bakar'la beraber daha farklı bir yere. Yani kendi içinde evrilebilecek bir kadro. Ama o Güneş'in e, orada klasik bir santroforu kenarda oynatırım. Bir tarafta onu oynatırım. Hani Metin Hocanın söylediği çok doğru bir şey vardı maçtan sonra. Yani e, Gezdal maça çıkamıyorsa, Gezdal'ın yerine Redmond konulmaz. Bu çok doğru bir örneğiydi. Bambaşka bir yere dönüyor. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Tabii İstanbul spor açısından da konuşmak lazım. Şimdi e, geçen maç Tayyip Sakatlan'ım çıkmıştı. koli ve Sayıs'ı tamamlamışlardı. Bu başka bir şey ama... E, geldikten sonra şüpheleri silmesiyle beraber ben ligde kalıcı olacağım diyen bir Eza var gerçekten. Ezenin gelişi tabii Roka Roka oynayamayacak başta Fatih Tekke çıktı. Etemi'yi ön plana çıkarttı. Özellikle Etemi'yi ön plana çıkarttı. ile Duhani çok iyi anlaşmaya başladılar. Çok iyi oyuncu var. Çok iyi oyuncu Tam Lokilo. Tam bir alt sıralardan evet. kurtulmaya çalışan takım kenarı. Müthiş oynuyor. Koli son maçlarda çok fazla benim beklediğim yani benim bildiğim defolarını göstermedi ama o öyle oyuncularla karşılaşmadı. Eze işte tam Lep kilo ikilisi Kole'nin a böyle de defoları varmışı ortaya çıkaracağı bir maç olabilir. Çünkü hani ben şeye dikkat ettim özellikle hani e, oyuncuyu izlerken bir de dedim ki dur bakayım bu toplu anda veya topsuz anda nasıl duruyor. Mesela Kole bir pas atacak sanki böyle her an beli kırılacakmış gibi duruyor. Yani bir topla böyle zemine basması, o almış olduğu açılar falan bayağı büyük sıkıntı. Hatta Başakşehir maçında bir pozisyon oldu. Koli buraya kaymıştı, Masuakı işte beklemişti. Burada bir Çalım yedi, biraz sıkıntılı bir durumda o Kolya için. Eze o boşluğu yakalarsa yalnız gerçekten ki bu boşluğu yaratıyorlar Eze'ye burada takım halinde. Zaten bir oyun planı Ezen'in tamamen o derin alanda genişte derine doğru koşuları o zaman çok büyük sıkıntı yaşayabilir Beşiktaş. Bayağı bir... ki ilk maçta da bu açık oyunla yani Beşiktaş'ı geri dönüşlerde zorlayarak beraberliği getiren Misanlıspor vardı bunda unutmamak gerekiyor ama savunma hataları. İstanbul evet. Sporu yani e, biraz. Oradan da yakar yani. Orada İstanbul da yakar. Yani ya burada o Eze yakar ama geride de e, savunma hatası yakar yani. Bu hataları da baya baya değerlendirecek bir Abu Bakar. Ne olursa olsun Cenk. Evet. Çok iyi bir duran top kullanıcısı Hacı Aynı şekilde Maksim. Maksim. E, onlardan da İstanbul Sporu'nun biraz canı yanabilir gibi. Hepsini göreceğiz. Göreceğiz bakalım. bakalım. Evet. Biz yine her zaman söylediğimiz gibi iki takıma da başarılar diliyoruz. Pazartesi Şekirdekçi Tayfa'da detayları konuşacağız. Görüşmek üzere ikinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sundu.